Ev dekorasyonundan bahsedip duruyoruz ama daha önemli bir sektör olabilir mi sizce? Yaşadığınız, sizi yansıtan ve sizi siz yapan yerler evleriniz. Mobilyalar da evlerinizin ambalajı. Şimdi onlarca seçenek arasında oldukça zorlanacağınız bir mobilya firmasının kapılarını aralıyoruz sizler için. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa Yıldırım'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Gökşen Mobilya'ya konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Yaşar Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. Yaşar Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler, sizi sormalı. Teşekkürler efendim, bizlerdeyiz. Allah'a emanet olun. Amin cümlemize. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Yaşar Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Ben Yaşar Ünver, Bursa doğumlu, 1964 doğumluyum. 86 senesinden itibaren iki ortaklı olarak Gökşen Mobilya'yı kurduk. Ve Bursa'da dekorasyon olarak hizmet etmeye başladık. Evet. 2005 yılında ortağımız benden 18 yaş büyük olduğu için emekli oldu, ayrıldı. Biz tek başınızasınız. Şu an oğlunuzla daha doğrusu. Oğlumuz da devreye girdi. Şu anda oğlumuzla beraber sırt sırta omuz omuza verdik, mücadele ediyoruz. Omuz omuza verdik ve bu sektörde hani ilerlemeye çalışıyoruz yani. Harika efendim. 31 senelik geçmişimiz var. Evet. 31 senedeyiz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Buradan da oğlunuza selamlarımızı göndermiş olalım desteklerinden dolayı. Biraz burayı tanımak istiyorum. Gökşen Mobilya'ya da neler yapıyoruz efendim? Buyurun. Gökşen Mobilya her türlü dekorasyon işi, özel imalat, ahşap üzerinden. Yani otel, iş yeri, ev, villa, her türlü hani aklınıza ne geliyorsa her türlü sektörde hizmet veriyoruz yani. Yani A'dan Z'ye mobilya ve dekorasyonla alakalı A'dan Z'ye aklınıza her şeyi ne yapabiliyoruz. Ahşap üzerine ne varsa iç mimarlarla çalışıyoruz yani. Evet. Proje bazlı mı? Proje bazlı. Evet, mimarlarla birlikte proje bazlı çalışıyoruz. Evet. Yani özel müşteriler de geliyor. Bize şunu yapabilir misiniz diyor. Onu da yapıyoruz. Yani hiçbir yani biz Gökşen Mobilya'ya, Yaşar Usta'ya ya da Doğan tabii, Bey'e tabii, geldiğimiz tabii. zaman biz tabii. bunu istiyoruz. Siz aynen, yapıyorsunuz. Aynen. Evet. Ama biz buna rağmen bazen bilinçsiz davranıyoruz. Uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bu bizde bir algı. Doğrusu bu. Bizim nelere dikkat etmesi gerekiyor bu tip işlemleri yaptırırken? Yani sizce sizin görüşleriniz neler? Yani işten anlamak gerekiyor. Anlamasanız da hani anlayan birileriyle araya Ya bilmek gerekiyor ama kalite de ucuz alınmaz. Kaliteyi ucuz almak tabii ki mümkün değil ama insanların şu andaki krizden dolayı hep kaliteyi ucuz almaya çalışıyorlar. Yani çalışıyoruz evet. diyelim hani hep beraber biz de başka şey alırken hani hepimizin evet. o duruma geldi yani her şey. Çünkü kullanılan malzeme bile çok önemli bunda. Ama yani şimdi her şeye zam geliyor. Sen dolar yükseliyor size yansıyor. Tabii imalatçı zam yapamıyor. Yapsa da ortam belli zaten hani krizden dolayı. İnsanlar hep ucuz şeyler hani fiyat kıyaslaması yapıyor. Kaliteyi ucuz almaya çalışıyor. Evet, bu yanlış bir düşünce. Yanlış, eğer ortada bir yapacak bir şey yok yani piyasa öyle. Yani piyasanın şu anki evet, durumu bu. Evet. Peki siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Biz hizmet verirken önce dürüst olmak gerekiyor. Yani birinci şeyimiz bizim dürüst olmak. Yani müşteriye hani ne yapılacak diye konuşuluyorsa onun daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani arz talep meselesi aslında biraz da yani mutlaka, yapılan işin de arkasındasınız. Mutlaka sonuna kadar biz 30 sene önce yaptığımız işin arkasındayız. 30 sene önce yaptığımız işleri müşteri tamire getiriyor, kırmış veya bir şey olmuş hani ve ücret 30 sene sonra ücret almıyoruz yani. Bizim malımız diyoruz hani biz sağ olduğumuz müddetçe Gökşen Mobilya'nın ömür boyu garanti yani. İşte bu yüzden böyle bir tercih ediliyorsunuz, yani, evet. seviliyorsunuz evet, diyebiliriz ama bence bitirmeyiz. Sizin başarınızın sırrı gerek siz gerek oğlunuz işinizi severek yapıyorsunuz. Yani burayı yaşıyorsunuz. Evet, buna hiç şüphe yok yani. Burada yani severek yapıyoruz yani. Evet. İşimizin arkasındayız yani. Evet. Sabah 8, akşam gittiğimiz saat belli değil yani. İşçi 6'da gidiyor. Şimdi ona göre. Kaçta gideceğimiz belli olmuyor yani çünkü çok mesai harcamak gerekiyor bu sektörde. Hazır ekip konusu açılmışken sektörün sıkıntısı artık yetişmiyor mutlaka, değil mi personel? Mutlaka o zaten hani en büyük problem her meslekte hani Türkiye'de çırak yok. Çırak olmayınca zaman zaman da usta olmuyor ustalar. Ya bakıyoruz belki de sizler son jenerasyonsunuz yani. Vallahi o noktada. Yani
10-15 sene sonra ne olur bilemem ama yani her geçen gün kan kaybediyor yani, çünkü çok büyük bir problem. Çırak evet. yetişmiyor. Yani sanat okullarından gelen çocuklar isteksiz, ben bu işi yapmayacağım diyor. Zorla geliyor. Herkes masa başı iş istiyor evet, maalesef. Herkes tozsuz, hani kirsiz. Öyle iş maalesef. Kolay ekmek yok. Maalesef. Varsa yok. Biz de gidelim ama yapalım işte ama öyle bir şey. Gençler de hep onun peşinde. Ondan evet. işsizlik de ortada zaten. Hani işsizlik görünen ortada. Ortada yani. İşi sevmek lazım yani. Evet. Severek yapmayın lazım. Kesinlikle. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi efendim? Vallahi Türkiye'nin her bölgesine iş yapıyoruz. Zaman zaman yurt dışına da yapıyoruz. Yani fark etmiyor. Müşteri ne isterse bizim için. İstanbul'a gidiyorsunuz. Tabii, Antalya'ya gidiyorsunuz. Tabii. Her yere gidiyoruz. Villalar, oteller. Tabii. Tekirdağ, her yere gidiyoruz. Yani iş neredeyse İstanbul'da zaten devamlı işimiz. Bir ayağımız İstanbul'da. Ya yeter ki insanlar tabii, bizden istesinler. Yeter ki insanlar memnun kalsın. Yani önemli olan. Harika. Peki 31 sene önceye dönelim. Belki çıraklığınıza dönelim, belki geçmişe. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bu yola çıkarken buraları hallediyor muydunuz? Yani tahminimizin üzerine bile çıktık yani. Evet. Bu şekilde yani tahmin edemiyorduk. Tahminimizin üzerindeyiz yani şu anda. Gökşen Mobile deyince hani Bursa'da tanımayan yoktur yani. Evet, biz bu hedefleriniz yolunda başarılar dilerim sizlere efendim. Buradan son sözlerinizi alalım. Sizi sevenlere, buraya gelen misafirlerinize, müşterilerinize, tüm Türkiye'ye aslında Edirne'den Kars'a neler aktarmak istersiniz? Valla hepsinin yani ayağına sağlık derim. Yani sağlık, başarı diliyorum herkese yani. Onlar olmasa biz olamayız. Herkesin gönlünce olsun, onların sayesinde varız. Mutlaka. Herkes yani nasıl bizi tercih ediyorsa biz de onlara teşekkür ediyoruz. O zaman biz herkesi Gökşen Mobilya'ya davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet evet, edelim. İş bekleriz. Önemli değil. Her zaman ne ticaret her olur. Zaman, her zaman ama her zaman bir kapı açık diyelim efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok sağ olun, saygılar. Siz sağ olun, ayağınıza sağlık. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bursa Yıldırım'dan seslendik ve Gökşen Mobilya'ya konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.